Avrupa'nın ortasında oldukça modern denilebilecek bir ülke var. İnsanların özgürce yaşayabildiği, yolların gelişmiş olduğu, mimarilerin ise göz kamaştırdığı bir ülke burası. Öyle ki pek çoğunuz bu ülkeyi aslında Viyana ile tanıyorlar ve bazılarınız bu ülkenin ismini Avustralya ile karıştırıyorlar. Evet, orası Avusturya ve şüphesiz Avrupa toplumu arasında en göze çarpan ülkelerin başında geliyor. Ülkeye harita üzerinden şöyle bir bakarsak, Avusturya'yı görür görmez ülkenin bir denize kıyısı olmadığını fark edebilirsiniz. Ülkenin denize kıyısı olmadığı gibi çevresindeki pek çok ülkeye de kara bağlantısı bulunuyor. Örneğin en popüler komşularından bir tanesi hemen kuzeylerindeki Çekya iken Slovakya ve Macaristan gibi ülkelerse ülkenin doğusunda yer alıyor. Avusturya'nın güneyinde ise Slovenya ve İtalya var. Ülkenin batısı ise İsviçre ve Almanya'ya komşudur. Yani Avusturya'da yaşayan bir insan eğer hafta sonu kısa bir kaçamak yapmak isterse hemen yanı başında bulunan bu ülkelere çok kısa sürelerde ulaşabilir ve diğer ülkelerin tadını çıkartabilir. Avusturya'nın başkenti Viyana'yı yakından incelersek hemen her ülkenin başkentinde olduğu gibi bu ülkede de bir nehir var. Şehir Tuna Nehri ile ikiye bölünmüş. Ancak şehrin merkezi ne tarafa kalıyor diye sorarsanız haritaya tepeden baktığınızda nehrin batı bölümünde hayatın aktığını söyleyebiliriz. Hem havalimanı hem turistik yerler tam olarak Viyana'nın batı bölümünde bulunuyor. Başkent Viyana'nın nüfusuysa bir başkente göre gayet kabul edilebilir. Başkentte kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere ortalama 2 milyon insanın yaşam sürdüğü belirtiliyor. Avusturya'nın toplam nüfusunun 9 milyon olduğunu düşünürsek, neredeyse ülkenin dörtte birinin bu şehrin içinde ve yakın çevresinde yaşadığını öngörebiliriz. Avusturya 84 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip ve bu toprak alanı içerisinde Viyana'nın dışında Graz ve Salzburg gibi bilindik şehirleri var. Ülkedeki şehirlerin sayısı fazla değil. Çünkü Avusturya hem küçük bir yüz ölçümüne sahip hem de sahip oldukları toprak alanının %62'si Alp dağlarıyla çevrili durumda. Ancak sahip oldukları nüfusa kıyasla ellerindeki şehirleşmeye müsait toprak alanı gayet yeterli. Ayrıca futbol takip eden biriyseniz Avusturya Wien, Rapid Wien, Sturm Graz ve Salzburg takımlarını mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bu takımlar ülkede bulundukları şehrin takımlarıdır. Viyana'ya geri dönecek olursak, bu ülkenin başkentinin 2024 yılında çeşitli araştırma şirketleri tarafından dünyadaki en yaşanılabilir şehir olarak görüldüğünü de mutlaka söylemek gerekir. Her yıl birinci sırada olmasa dahi dünyadaki en yaşanılabilir şehirler arasında kendisine ilk beşte her zaman yer bulan bir şehir burası. Hatta 2018 yılında da dünyanın en iyi ve en yaşanılabilir şehri Viyana seçilmişti. Bu konuda genellikle Zürih ile bir yarış içerisinde Viyana. Sonuç itibariyle hem Avusturyalılar hem de Avusturya'ya yaşamak için gelenler kendilerini şanslı hissediyor olmalılar. Hem İsviçre'deki Zürih şehri hem de Avusturya'daki Viyana şehri Avrupa'yı bu anlamda gururlandırıyor. Viyana'nın güzelliklerine ve şehrin içindeki atmosfere elbette değineceğiz. Ancak Avusturya'nın yüz ölçümü bakımından küçük bir ülke olmasına karşın tarihin en köklü milletlerinden olduğunu da söylememiz gerekiyor. Esasen Avusturya ismi ilk olarak 996 tarihinde Germenlerin Austro kelimesinden türediği söylenir. Onlar aslında kendilerine Österreich ismini koydular. Bu isim Almanca'da Avusturya'nın karşılığına denk geliyor ve kelime anlamı Doğu ülkesi demek. Avusturya kelimesi aslında ülkenin Latinleştirilmiş ismi durumundadır. Sonraki yüzyıllarda ise Avusturya'nın dünyaya nam ve şöhret salmasını sağlayan büyük bir hanedanlık baş gösterdi. Avusturyalı Habsburg Hanedanlığı 15. yüzyılın en büyük devletlerindendi ve yine çok büyük bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu'yla 10 yıllar süren mücadelelere girdiler. Habsburgların egemenliğinden sonra ise Avusturya İmparatorluğu ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları dünya tarihinin gidişatına yön verdiler. Ardındansa 1. Dünya Savaşı başladı ve sonrasında İmparatorluklar Çağı sona erdi.
Günümüzde Avusturya gibi eski imparatorluk devletlerinin pek çoğu artık cumhuriyet ve demokrasiyle yönetilmekteler. Gelinen son noktadaysa Avusturya, dünyanın en refah dolu ve kişi başı milli geliri yüksek olan ülkelerinden bir tanesi. Ülke çeşitli kaynakların araştırmalarında en zengin ülkeler sıralamasında ilk 20 ülke arasına girmeyi başarıyor. Örneğin Forbes'a göre 2024 yılındaki en zengin ülkeler sıralamasında 14. sırada yer alıyorlar. Yani Avusturya'daki her insan başına yıllık 59 bin Amerikan doları gelir düştüğü belirtiliyor. Ülke üretim ve markalaşma bazında da boş bir ülke değil. Örneğin dünyaca ünlü Red Bull markası, Spar marketleri ve Swarovski gibi dünyaca ünlü takı markaları var. Market demişken ülkede özellikle Viyana'da büyük süpermarketleri cumartesi ve pazar günleri açık bulamazsınız dostlarım. O nedenle oraya kısa süreli gidecekseniz ve hafta sonuna denk gelirseniz market ihtiyaçlarınızı karşılamak konusunda zorlanabilirsiniz. Böylesine önemli markaları olan bir ülkede yaşayan insanlarınsa Almanca konuştuğunu eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ülkenin resmi dili elbette Almanca ve nüfusun önemli bir kısmı Bavyera Almancasını konuşurlar. Ülkede Slovence ve Macarca da yaygın olmakla beraber nüfuslarında %2'lik oranda Türkler ve yine %2'lik oranlarda Sırplar ve Boşnaklar yer alıyor. Bu azınlık milletlerse genellikle kendi yerel dillerini konuşmaktalar. Netice itibariyle istatistikler gösteriyor ki Avusturya'da halkın %82'si Avusturyalıdır ve Almancayı benimsemişlerdir. Zaten şehirlerde gezinirken etraftaki tabelaların büyük çoğunluğunun da Almanca yazıldığını göreceksiniz. Ayrıca Avusturyalılar tarihleri boyunca daima kilisenin ve Hristiyanlığın koruyucusu oldular. Bu anlamda Avusturyalılar için dindar bir şekilde Katoliktirler diyebiliriz. Kaynaklara göre ülkenin %55'lik kesimi kendisini Hristiyan ve Katolik olarak görüyor. %5'lik bölümse kendisini Protestan olarak görürken nüfusun %25'lik kadarı kendisini inançsız olarak tanımlıyor. Ülkede Müslümanlar ortalama %8'lik bir çoğunluğa sahipler. Geri kalan azınlık kesimse Yahudilerden ve diğer dinlerden oluşuyor. Burada dikkat çeken husus şu ki, ülkede ateistlerin ve inançsızların %25 ve üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hemen kuzeylerinde yer alan Çekya gibi Avusturya'da da özellikle 18 ila 50 yaş arasında büyük bir inançsız kesim var. Ülke hakkında genel bilgilere birazcık ara verip rutin hayata odaklanacak olursak, başkent Viyana'da sakin ve düzenli bir atmosfer sizi karşılıyor. Etrafa birazcık bakındığınızda bisikletlerle bir yere gidenleri, şehrin tertemiz sokaklarında korna sesi duymaksızın araba sürenleri ve yaya olarak yürüyenleri görürsünüz. Yerlerde neredeyse çöp göremeyeceğiniz Viyana'da halk çöplerini bilinçli şekilde bu yeşil kutulara bırakıyor. Yeşil kapaklı olanlara cam şişelerini atıyorlarken sarı kapaklı olanlara ise kağıt ve plastik atıklarını bırakıyorlar. Viyana'da pek çok sanat değeri taşıyan mimari var ki bu mimariler çoğunlukla beyaz ve beyazın farklı tonlarında inşa edilmişler. Yüzlerce yıllık bu yapılar neredeyse dün yapılmış gibi kusursuz ve ihtişamlı duruyorlar. Öyle ki Viyana'da yürürken adım başı fotoğraf çekmek isteyeceğiniz yapılar göreceksiniz. Mesela şehrin merkezindeki Ring Caddesi üzerinde tam olarak böyle bir şaheser var. Burası Avusturya Parlamento binası ve dünyanın mimari anlamında en güzel parlamento binaları arasında yer alıyor. Bina Danimarkalı bir mimar tarafından 1873 ile 1883 arasında 10 yıllık bir emeğin sonucunda inşa edilmiş. Ancak ne yazık ki o gün yapılan binayla şu an gördüğünüz bina aynı bina değil. Parlamento binası 2. Dünya Savaşı'nda büyük yıkımlara maruz kalmış ve zarar görmüş. Sonrasında Avusturyalılar binanın orijinalinden sapmadan onu yenilediler ve 1956 yılında tekrardan halka açtılar. Arzu ederseniz sadece bu Asyalı kız gibi binanın önünde fotoğraf çekilebilir ya da daha ötesine geçerek binanın içini gezebilirsiniz. Binanın hemen yan tarafında da yine muhteşem bir yapı olan Viyana Belediye Binası sizi karşılayacak.
Bu gibi önemli binaların ve mimarilerin tepesinde ise mutlaka Avusturya bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Avusturya bayrağı yatay şeritte kırmızı ve beyaz ve tekrar kırmızı renklerden oluşuyor. Bu bayrağın günümüzde hala kullanılmakta olan en eski bayrak olduğunu söyleyenler var. Öyle ki bayrağın ta ki 12. yüzyıldan bu yana Avusturya'nın simgesi olduğu söyleniyor. Efsaneye göre bu bayrak, Avusturya dükünün kuşatma sırasında tamamen kırmızıya boyanan kan rengini ve savaş elbisesinin ortasında kalan beyaz kısmı temsil ediyor. Bugün Viyana'da Ring bölgesinde mimarilerin tadını çıkartırken yorulursanız tıpkı bu insanlar gibi şehrin bu tarz köşelerine kurulan festival alanlarında bir şeyler içebilir veya atıştırmalıklar yiyebilirsiniz. Festival alanlarında çalışanların ve oturanların ruh yapılarını gözlemlerseniz insanlar pek stresli veya kaygılı görünmüyorlar. Hem çalışanlar hem de oraya dinlenmek için gelenlerde huzurun getirdiği bir sakinlik var. Orada bir yerde oturup etrafı gözlemlerken trafiğin içerisinde aniden at arabaları ve faytonlar belirebiliyor. Avusturya'da şunu net olarak bilmelisiniz ki faytonla şehir gezileri özellikle Viyana'da çok meşhurdur. Bu faytoncular şehrin en turistik noktalarında müşterilerini alırlar ve onlara hemen tüm şehri at üstünde gezdirirler. Sadece gezdirmekle de kalmazlar, turistleri götürdükleri yerleri onlara sözlü olarak da tanıtırlar. Bu fayton gezileri modern yüzyılda ortaya çıkmış değil. Çekya ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerindeki şehir içi faytonların hikayesi ta ki 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Onların toplumlarında bir kültür haline gelen bu gezi şekli günümüzün Avusturya'sına hem nostalji katıyor hem de turizmden para kazanan insanların geçimine katkıda bulunuyor. Faytonları kullananlar genellikle erkek olsa da ara sıra kadın sürücüleri de yollarda görebilirsiniz. Tabii bu noktada olan atlara oluyor. Bunu da maalesef üzülerek söylemem lazım. Başkent Viyana'da insanların amaçlarına uygun oldukça kullanışlı yollar da yapılmış. Örneğin ana caddelerin hemen hepsinde bisiklet yollarıyla yayaların yolları birbirinden ayrılmış. Eğer bisiklet ve elektrikli scooter yollarında yürürseniz arkanızdan veya önünüzden fırtına gibi geçen bisikletlilere çarpabilirsiniz ve iki tarafında canını tehlikeye atabilirsiniz. İnsanlar şehirlerindeki temizliğe o kadar önem veriyor ki yerlere sigara izmariti bile atılmasını istemiyorlar. Bu nedenle bisiklet yollarının kenarlarında genellikle turuncu ve gri renklerden oluşan plastik kutular da görürsünüz ki bunlar sigara izmaritlerini atmak içindir. Başkent Viyana'da güvenlikse son derece yüksek safhada seyrediyor. Şehrin önemli görülen pek çok noktasında bir polis devriyesi var. Bu polis devriyeleri anormal bir durum olmadığı sürece kimseye karışmıyor ve insanların güvenle dolaşmasına imkan sağlıyorlar. Bazı devriyeler arabalı şekilde şehri geziyorken, bazı polislerse gruplar halinde şehrin köşelerinde güvenliği sağlıyorlar. Viyana'da sokaklarda sunulan bazı otomatik hizmetler de var. Onlardan bir tanesi işte bu ağırlık ölçen cihazlardır. İnsanlar durakların kenarındaki bu cihazların üzerine çıkarak vücutlarına ilişkin bilgileri alabiliyorlar ve ağırlıklarını görebiliyorlar. Şehirde halk adına sunulan başka bir hizmetse gerçekten büyük önem arz ediyor. Viyana'da güneş enerjisiyle içerisindeki suyu soğutan ücretsiz içme suyu noktaları var. Siz sanki marketten buz gibi su alırmışçasına bu noktalarda sıraya girerek şişelerinizi buz gibi suyla doldurabiliyor ve içebiliyorsunuz. Üstelik suyun tadı marketlerde satılan plastik şişe sulardan çok daha lezzetli ve güzel. Üstelik Viyana'nın euro kullanan ve Avrupa'nın en pahalı şehirlerinden biri olduğu düşünülürse böyle bir ücretsiz soğuk su imkanı varken suya para vermemenizi öneririm. Özellikle hafta sonları süpermarketlerin büyük çoğunluğu kapalı oluyor ve bu noktada metro istasyonlarında Türklerin ve Güney Asyalıların işlettiği kiosklardan su alırsanız muhtemelen kazıklanacaksınız demektir. Bu kiosklarda yarım litrelik suları ortalama 1,5 euro civarında satıyorlar. Bundan dolayı şehri gezerken susayacak olursanız turistlerin bol olduğu noktalara gidip bu ücretsiz soğuk su noktalarından su içebilirsiniz.
Hatta yanında köpeği olan insanlar bu sulardan sadece kendileri yararlanmakla kalmıyor, hayvanlarını da bu su noktalarından aldıkları sularla serinletiyorlar ve onların da su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yine çoğunlukla Arap ülkelerinde göreceğiniz halka açık su püskürten serinleme noktaları Arabistan'a kıyasla çok daha ılıman bir iklimi olan Viyana'da da karşımıza çıkıyor. Eğer sıcaktan çok bunaldıysanız bu su püskürten noktaların yanına gidip altında serinleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten yaz aylarında sıcaktan bunalan pek çok ülkede olması gereken bir hizmet. Gelin biraz da bu çok övülen şehrin ulaşım sistemini konuşalım. Öncelikle Viyana'daki ulaşım sistemi gerçekten tıkır tıkır sistemli şekilde işliyor. Eğer siz havaalanından Viyana merkezine gidip gelmek istiyorsanız, Avusturya Devleti size iki tane önemli hizmet sunmuş. Birincisi lüks ve hızlı tren sistemi olan City Airport Train, yani CAT'le 16 dakikada sizi havaalanından şehre bırakıyorlar. Elbette bu biraz pahalı ve kişi başı 12 euroya bilet almanız gerekti. İkincisi ise S7 adını verdikleri, daha uygun ama şehri dolaşan tren sisteminden geçiyor. Şehirdeki metro ve raylı sistemler genel olarak biraz eski ve kapılarını kendiniz zorlayarak açıyorsunuz. Metro ve raylı sistemler için girişlerde bilet almanız gerekiyor. Fakat turnike sistemi Çekya'da olduğu gibi bu ülkede de yok. Yani bazıları bu raylı sistemlere kaçak biniyor olabilirler. Viyana içerisindeki hızlıca kullanabileceğiniz bu raylı sistemleri U-Bahn olarak biliniyor ve bu metro noktalarındaki mavi renkte U işaretleri görürsünüz. Şayet siz Viyana'da çok daha yakın mesafeli şehir içi ulaşımlar yapacaksanız işte bu noktada da tramvaylar sizin derdinize çare oluyor. Şehirde neredeyse her sokak içerisinde tramvay sistemi kurulmuş ve insanlar yürümeye gerek kalmadan istedikleri noktalara tramvaylarla ulaşabiliyorlar. Metro ve tramvaylara tek seferlik binerseniz bilet ücretleri pahalıya geliyor ve her biniş için ortalama 3 euronuz gidebilir. Ancak Viyana'da haftalık ulaşım kartları alarak ulaşım işini daha ucuza getirebilirsiniz. Şehirde elbette taksiler de var. Ancak Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere daha düşük para birimli bir ülkeden geliyorsanız bence bu ülkelerde taksi kullanmayın. Taksiciler 10 kilometreden daha kısa mesafeler için sizden 50 euro bandında uçuk paralar isteyebiliyorlar ve Avusturya'da bunlardan bir tanesi. Viyana'da ulaşım sırasında ayaküstü bir şeyler yemek istiyorsanız Viyana'da yaklaşık 500 bin Türk'ün tekelleştiği bir döner sektörü sizi karşılıyor. Kiosk adı verilen bu mobil noktalarda Almanların ve Avusturyalıların damak zevkine göre dönerler satıyorlar. Bu anlamda Türkleri ve döner dükkanlarını Viyana'nın her yerinde göreceksiniz ki ülkeye gelen Arap turistlerin en çok tercih ettiği restoranlar Türklerin açtığı dükkanlar oluyor. Başkent Viyana'da insanların mutlaka gittiği bir başka noktaysa bu Habsburg Sarayı'dır. Sarayın barındırdığı alan oldukça geniş ve insanlar kenarlardaki çimlerde keyifler yapabiliyorlar. Tarihte bu saray Habsburg Hanedanlığı tarafından kışlık olarak kullanılmış. Sarayın içerisinde o dönemin kral ve kraliçelerine ait eşyalar sergileniyor. Mesela çok ünlü sözüyle tanınan Fransız kraliçe Marie'nin "Ekmek yoksa pasta yesinler" sözü tam olarak bu sarayda söylenmiş. Saray günümüzde dimdik ayakta duruyor ve 600 yılı aşkın bir geçmişi bulunuyor. Saray aynı zamanda Viyana Kraliyet Sarayı olarak da biliniyor. Viyana'da saraylar ve yollar bu kadar güzelken arabaların çirkin olması da elbette beklenemez. Şehirde yanınızdan geçen otomobil sürücülerinin trafik kurallarına uyarak araba kullanmaları hayranlık bıraktığı gibi kullandıkları araçlar da çoğunlukla Almanların büyük markalarına ait. Viyana'da 2020 modelin altında bir araba görmek için epey çaba sarf etmeniz gerekiyor. Trafikteki araçların her biri göz kamaştıracak derecede güzel, lüks, premium araçlara ait. Yıllık kişi başına milli gelirin 60 bin dolar olduğu söylenen bu ülkede insanların ortalama 4 ile 5 bin euro bandında aylık maaş aldığını öngörebiliriz.
Ünlü sıfır araba markalarının resmi sitelerinde Toyota'nın sıfır binek araçları Viyana'da 20 bin euro ile 30 bin euro bandında satılıyor. Ünlü Alman devleri Mercedes ve BMW'nin ise son seri sıfır araçları ortalama 30 bin ile 60 bin euro bandında satılıyor. Bu fiyatlar sıfır olarak size çok gelebilir ancak ikinci el olarak da bu araçları yarı fiyatlarına bulabilmeniz mümkün. Fakat trafikteki araçların oldukça yüksek modellerde olduklarını varsayarsak, Avusturyalılar çoğunlukla sıfır araç almaya yöneliyor olabilirler. Viyana'da bütün şehrin kalbinin esas olarak attığı yerse işte burası. Metroyla doğrudan ulaşabileceğiniz bu yerin ismi Stephanplatz. Aklınıza gelebilecek her türlü ünlü markanın ve o meşhur Aziz Stepan Katedrali'nin bulunduğu yer. İnancınız neye yatkın olursa olsun, bu katedralin insanı ilk görüşte adeta büyüleyen bir mimarisi var. Dile kolay, bundan 900 yıl önce inşa edilmiş bir yapı ve tam olarak karşınızda tüm heybetiyle duruyor. Katedralin etrafındaysa sürekli büyük bir insan güruhu toplanıyor. Bu insanlar hemen her milletten varlar ve katedrali gördüklerinde öncelikli işleri fotoğraf çekmek ve çekinmek oluyor. Şehrin ana meydanı olan Stephanplatz gerçekten de geniş ve aynı anda binlerce insanı ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip. Tam da bu noktada Avusturyalı insanların genel fiziksel görünüşü hakkında net gözlemlere sahip olabilirsiniz. Öncelikle insanlar çok uzun boylu değiller. Ortalama bir Avusturyalı erkek 180 cm boyunda olabiliyorken kadınlarsa bu ortalamayı düşürüyor gibi görünüyor ve istatistikler de bunu söylüyor. Avusturyalı kadınlar ortalama 161 santimetre boyundalar. Onlara birazcık dikkatli baktığınızda hem erkeklerin hem de kadınların mavi ve yeşil gözlere sahip olduğu anlaşılıyor. Özellikle kadınların surat hatları büyük değil ve çoğunlukla minyon yüz hatları taşıyorlar. Bunun yanı sıra beyaz ve kumral tenlere sahip olan bu insanlar saç rengi olarak da doğuştan sarışın gibiler. Tüm bu özellikler birleştiğinde yüz genetiği olarak kesinlikle Almanlara ve biraz da İsveçlilere benziyorlar. Hem yaşlılarda hem orta yaş yetişkin insanlarda bir ciddiyet havası var. Viyana meydanlarında 18 ile 25 yaş arası gençler daha gülümsemeye yatkınken yaşlılar daha disiplinli ve katı görünüyorlar. Şayet gençlere kamera tutarsanız kameraya karşı da asla çekingen değiller. Hem gülümsüyorlar hem de poz veriyorlar. Bu durum ülkedeki gençlerin sadece fiziksel olarak değil, ruhsal açıdan da iyi göründükleri ve kendilerini mutlu hissettikleri anlamına gelebilir. Şunu da söylemek gerekir ki insanlar gerçekten zengin ve varlıklı görünüyorlar. Fakat Viyana'da genel bir ruh eksikliği var. Ülkenin hemen kuzeyindeki 4 saat uzaklıkta bulunan Çekya'nın Prag şehrine giderseniz orada daha sıcak bir yaşam atmosferi hissedersiniz. Fakat Viyana'da bu yok. Burada herkes elit görünüyor ve insanlar arasında bir ego yarışı var gibi duruyor. Sanki herkes en zirvedeymiş ve kimse birbirini umursamıyormuş gibi bir vücut dilleri var. Bunlar elbette benim gözlemlerim. Esasında durum çok daha aksi yönde olabilir. Ayrıca Çekya'da olduğu gibi bu ülkede de çok fazla dövmeli insan var. Viyana'da çöpçülerden tutun da normal kimselere kadar herkes vücutlarının en umulmadık yerlerine kadar dövmeler, piercingler yaptırabiliyorlar. Yani toplumda çok çeşitlilik var ve sizin vücudunuza ne yapıp yapmayacağınız tamamen sizi ilgilendiriyor ve kimse buna karışmıyor. Hatta çok kilolu bir insan bile olsanız Viyana'da çevrenizdeki kimse sizi yargılamıyor ve yadırgayan gözlerle sizi seyretmiyorlar. Ülkede ot ve esrar ürünlerine karşı serbestlikler de var. Belli oranlarda uyuşturucu madde içeren ürünlerin satışına Viyana'da ve Avusturya'da müsaade ediliyor. İlginç olan da bir durum var ki Avusturya'daki dilenciler diğer ülkelerdeki dilencilere göre daha sağlıklı, daha genç ve daha bakımlı görünüyorlar. Bazıları ise gerçekten dilenmeye muhtaçlar. Çünkü el ve ayak uzuvlarını kaybetmiş bir adamın çalışabilmek için fazla bir alternatifi yok gibi görünüyor. Bu görüntüler elbette sizi aldatmasın. Viyana'da bu gibi evsiz ve dilencilerin karşınıza çıkma ihtimali oldukça düşük oluyor ve halkın büyük çoğunluğu hayatı son derece kaliteli ve iyi şartlarda yaşıyorlar. Avusturya, Viyana'nın merkez noktasında bu kadar çok insan olmasına karşın eksik gördüğüm bir durum var ki etrafta dükkanlardan başka insanların vakit geçirmesini sağlayacak etkinliğin olmamasıydı.
Yani meydanları canlandıracak olan sokak dansçıları, müzisyenler, ressamlar, akla gelmeyen daha nice etkinlik düşüncesi Viyana'da yoktu. Meydanlar her köşesini baştan sona gezmeme rağmen insanlar mağazalara, kafelere girip çıkmaktan ve yürümekten başka bir şey yapmıyorlardı. Bu bile şehrin diğer çoğu Avrupa ülkesine göre donuk görünmesindeki sebeplerden biri. Fakat kesin olan tek bir şey var ki ülke gerçekten de çok güvenli. Bu ülkenin başkentinde başınıza durduk yere bir şey gelme ihtimali belki de %1 bile değil. Oradayken insanlardan zarar görmeyeceğiniz gibi köpeklerden de zarar görme ihtimaliniz çok düşük. Çünkü şehirde sokak köpeği görmedim ve saldırgan cinste köpeği olanlarsa köpeklerinin ağız kısmına koruyucular geçirmişler. Böylece köpekler size karşı saldırganlaşsa bile sizi ısıramayacaklar. Eğer siz Viyana'dayken müzeleri gezmekten ve geniş alışveriş meydanlarında yürümekten sıkılırsanız, şehir size başka bir alternatif daha sunuyor. Şehrin bir nehir imkanı da var. Avusturya, Viyana'daki bu nehrin etrafını çok güzel teknelerle ve insanların aileleriyle vakit geçirebileceği alanlarla donatmış. Şehrin merkezinden sıkılanlar Tuna Nehri'nin kenarındaki banklara oturarak aileleriyle dondurma yiyip sohbet edebiliyorlar. Bu da sizin yoğunluktan ve gürültüden kaçıp sakin bir keyif yaşamanızı sağlıyor. Şayet siz tüm bu anlatılanlardan sonra Viyana'da yaşamak isterseniz, oradaki ev kiraları hakkında da fikir edinmelisiniz. Viyana'daki apartman daireleri metrekare bazında çoğunlukla düşükler. Ortalama bir odalı daireler 45 metrekare civarında ve aylık kiraları 1500 euro seviyesindedir. İki yatak odalı 60 metrekare üzerinde dairelerin aylık kirası ise çok rahat şekilde 2000 euro üzerinde seyrediyor. Yani sizin Avusturya'da kendinize bakabilmeniz için bir odalı ev bile kiralasanız aylık rahatlıkla 3000 euro kadar net gelirinizin olması gerekiyor. Eğer 5000 euro üzerinde net bir gelire sahipseniz 4 kişilik bir aile bu şehirde ortalama kalitede bir hayat sürüp geçim sağlayabilir. Ama siz Avusturya'da kısa bir süre kalacaksanız onların çok ünlü yemeği olan Avusturya şinitzelinin tadına da mutlaka bakmalısınız. Bu yemeği bazı restoranlar tavuktan yapıyorlar ve dilimlenmiş limon ve patates salatasıyla servis ediyorlar. Fakat şinitzeli dana bifteğiyle yapan yerler de var ve yine benzer şekilde servis ediliyor. Ayrıca bu ülkede alkole olan tolerans da diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla. Örneğin standart alkollü bir içecekte 20 gram saf etanole izin veriyorlar. Bu oran diğer Avrupa ülkelerine göre 2 kat daha fazla. Ülkeyle alakalı bazı önemli karakterler de var ki Avusturya'ya gidince Mozart'ın adını duyabilirsiniz. Çünkü bu dünyaca ünlü müzisyen aslında Avusturyalı. Avusturya ve Viyana hakkında şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenebilir ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.